Mason James, dünyaca ünlü macera perest Dodge Charger ile yarışırken engel parkurunda şahsi rekorunu kırmaya gidiyor. Benim söyleyecek sözüm varsa kıramaz. İyi denemeydi abla. Acele et Mason. Ama yarışa geri dönmem gerekiyor. Vay canına! Bu ne böyle? Mason James eve döndüğünde karşısında büyük, gizemli bir kutu görüyor. Bak, bir de not var. Mason James, yardımına ihtiyacımız var. Gizli bir haritanın parçaları dünyanın dört bir yanına saklandı. Senden çok geç olmadan parçaları bulup haritayı birleştirmeni istiyoruz. Önüne çıkacak zorlukları aşman için 8 özel aracın yanı sıra günü kurtarmak için de ipuçlarını bulmam gerekecek. Sana güveniyoruz. İmza dünya. Tesla Model Y mı? Bu gizem birden daha da havalı oldu ama. Bak, ipucu var. En küçük kozalaklar, en uzun ağaçlar, ilk haritanın olduğu yerde ne yıldız ne de rüzgar var. Sekoya'nın dünyadaki en uzun ağaç olduğunu biliyorum. Hatta 10 katlı bir binadan bile uzun. Tabii ya. Ve kozalakları da çok küçük olur. İşte budur. Anlaşılan Kaliforniya'daki Sekoya ormanına gidiyoruz. Mason, James ve Kayla yola çıktı bile. Vay canına. Tavandan gökyüzünü görebiliyorum. Şu yıldızlara baksana. Hiç yıldız olmayan bir yer bulmamız imkansız. Aa, hayır, bulabiliriz. Az sonra bir ağacın içinden geçeceğiz. Mason James, Model Y ile arabaların geçebileceği büyüklükte gerçek bir ağaç tünelden geçiyor. Ağacın ortasındayken ne yıldız görülür ne rüzgar hissedilir. Ama oldukça ilginç bir şey görüyorum. Bunun ağaçta yeri yok. Aradığımız hazine bu olmalı. Hadi gidelim. Aa, hayır, Emerson Felix bu. Dünyaca ünlü macera perest. Bulduğu tüm ender eser ve hazineleri kendine saklar. Ve şimdi de piramidi aldı. Ha ha, Mason James, ben kazandım. Aa, o hazineyi geri almalıyız. Hemen. Beni asla yakalayamazsın Mason James. Aklıma bir fikir geldi. Mümkün olduğunca çok eski kozalak toplayacağız. Yedek plana geçme vakti. Mason James hızlıca dönüyor. Şuna bir bak. Hey! Yoksa bunlar kozalak mı? İşe yaradı. Sonra görüşürüz o zaman Emerson Felix. Aa! Çocuklar, pizza geldi. Sağ ol anne. Aa, başarının o güzel kokusu. Pizza. Peki ya bu? Hazineyi inceleyen Kayla gizli bir bölme fark ediyor. Bir haritanın parçası gibi görünüyor. Gizemli kutudaki ipucu bizi bunu bulmaya götürdü. Gizemli kutuya geri dönsek iyi olacak. Mason James şunun farkında değildi. Emerson Felix de yakınlarda gizleniyordu ve harita ile ilgili söylenenleri duymuştu. Birlikte başardık ve bence bu macera daha yeni başlıyor. Şimdi nereye gitmemiz gerektiğini de bu piramitteki ipucundan öğreneceğiz. Bir sonraki macera Mason James'i piramitli bir yere mi götürecek? Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Vay be! Mason
James. Dünyaca ünlü bir macera perest. Son görevini yeni tamamladı. Şimdi de gizemli kutunun peşinde ve her şeye hazır. Şimdi nereye gitmemiz gerektiğini de bu piramitteki ipucundan öğreneceğiz. Ve piramidi gizemli kutuya yakın bir yere koyunca... yeni bölmenin kapısı açıldı. Vay be! Bu sağlam Ford Bronco her şeyle başa çıkabilir. Kayla, ipucunda ne yazıyor? Meksika'daki Yucatan Yarımadası'nda hazır ol yılanlı sürprizlere. Hazineyi bulabilirsin El Castillo'nun olduğu yerde. Nereye gitmemiz gerektiğini çok iyi biliyor. Seyahatleri sırasında Mason James dünyanın en ikonik piramitlerinden bazılarının Meksika'da olduğunu öğrenmişti. Tabii ya. O meşhur Chichen Itza piramitleri. Evet. Ve en büyük olanının ismi El Castillo. Aa, olamaz. Dünyaca ünlü macera perest Emerson Felix. Ve anlaşılan bu inşaat şantiyesindeki araçları yolumuza tıkamak için kullanıyor. Ay canına. Bu onları bir süre yavaşlatır. Ben de o esnada şu bilmeceyi çözerim. Bir daha düşün. Mason James 4x4 aracını baha moduna alıyor. Şu köprüye ulaşmam gerek. Önce ben. Yani Emerson Felix oraya ilk gitmezse tabii. Az dur kaldım. Hey, hemen geri dön. Kurtuldum. Olamaz. Hey, 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 hey. Pekala. Şimdi Mason James o ipucunu çözmeli ve hazineyi hemen almalı. Hazineyi bulabilirsin El Castillo'nun olduğu yerde. Kayla, piramidin etrafında dönüyorum ama hiçbir şey görmüyorum. Burada bir şey var mı bakalım hadi. Aa, ipucunda hazır ol yılanlı sürprizlere diyordu ya, hatırlar mısın? Şey, bu piramit tüylü bir yılan olarak resmedilen kukultan için yapılmış. Ucuz atlattım. Neyse ki Bronco'nun beygir gücü o yılanı yenmeme yetti. Şuna bak. Piramidin en tepesinde. Evet. Piramidin etrafındaki yılanı yenince antik bir figür ortaya çıktı. Olamaz. Emerson Felix kurtuldu ve şimdi de figürün peşinde. Endişelenme. Mason James çoktan destek kuvvet çağırdı bile. Kayla, acele et. Figür ol hemen. Tamam, aldım kardeşim. Üzgünüm Emerson Felix. Evet. Hayır. Başardık. Şu hazineye bir bak. Tam da Mason James'in düşündüğü gibi. Altın kangurunun gizli bir bölmesi var. Bu da haritanın bir parçası. Ve şuna baksana. Tam yerine oturdu. Acaba neden bu kangurunun içindeydi ki? Cevabı Mason James biliyor. Dünyada yabani kanguruların yaşadığı tek bir yer var. Sıradaki araba çok sağlam olsa iyi olur. Evet, süper. Macera perest Mason James, gizemli kutudan çıkan yeni göreviyle hazinenin peşinde. Hmm.
Gizemli kutudaki ipucunu tekrar okur musun kardeşim? İşte, kangurular zıplar, timsalları ısırır. Dünyanın dibindeki taşrada bir sonraki harita bulunur. Avustralya, dünyanın dibi olarak bilinir. Yani, doğru yerde olduğumuzu biliyoruz. Ve Gib River yolu, bir şeyleri saklamak için harika bir yer. Dikkat et Mason! Vay! Mason James, Land Rover Defender aracındaki 4x4 özelliğiyle nehri kolayca geçiyor. Bak, işte Vindiana Vadisi. Etrafı daha iyi görmek için o tepeye çıkmamız lazım. Bu köprü çok sallanıyor. Vay, bu köprü bizi taşır mı bilemedim. Bu timsahlar hızlıdır. Zıplayabilir ve dünyanın en güçlü çenesine sahiptir. Buradan gitmemiz gerek. Mason James çekiş kontrolünü ayarlıyor ve dağa çıkıyor. Vay canına, bu vadi dik ve kayalık. Bak, bir mağara var. Belki de dünyanın dibindeki taşrada ipucunun iki anlamı vardır ve harita o mağaradadır. Ama vadi çok dik. Oraya gidemeyiz. Aa, evet, yapabiliriz. Kanyon çöküyor. Ucuz kurtulduk. Bakalım bu mağarada hangi hazine saklı? Mason James karanlık mağaraya bakıyor. Gittikçe daha derine gidiyor. Şu köşede parlak bir şey var. Hazine bu olmalı. Hayır, bunlar hayalet yarasalar. Avustralya'nın tek etçil yarasaları. Bu nedir? Hazine bu olmalı. Yarasaların arkasına saklanmış. Mason, bu ses ne? Hazineyi almak mağarada çöküş başlattı. Çabuk ol Mason! Mason James elinde hazineyle mağaradan kıl payı kurtularak çöken geçidi aştı. Buradan çıkma zamanı. Dikkat et! Avustralya'da ayı yoktur. Koala ayıları. Koalalar ayı değildir. Onlar kesil hayvanlardır. Aa, koalaya dikkat et! Mason James Avustralya'dan sağ salim evine döndü. Bu Land Rover olmasaydı muhtemelen timsahlarla başa çıkamazdık. Bakalım bu hazinede ne varmış? Vay! Hey! Şuna bak! Açılıyor! Haritanın başka bir parçası. Uymuyor. Alınacak bir parça daha olmalı. O da bu muhteşem kalenin yakınında bir yerde olmalı. Tamam, bir sonraki ipucu. Sosisler ve krakerler. Başkent Berlin. İçerideki haritayı bulmak için sessiz ve hızlıca geçin. Hey, bak! Gizemli kutu. Vay canına. Bu hızlıya benziyor. Berlin, hızlı. Sanırım bu arabayla çok düşük hız limitiyle ünlü bir yere çıkmamız gerekiyor. Almanya'ya. Belli ki Mason James, rakibi Emerson Felix'in onu dinlediğinden habersiz. Yakında görüşürüz Mason James, Almanya'da. Kaybedecek vakit yok ve dünyaca ünlü macera perest Mason James, efsanevi Alman otobanında yol alıyor. Vay canına, bu Volkswagen ID'nin hız yapmayı sevdiği belli oluyor. Tamam Mason. Unutma, görevimizi tamamlamamız gerek. İpucunda ne yazıyordu cidden? Sosisler ve krakerler, başkent Berlin. İçerideki haritayı bulmak için sessiz ve hızlıca geçin.
Berlin, Almanya'nın başkenti. Ve hızlı da Alman otobanından söz ediyor olmalı. O otobanda arabalar süper hızlı gidebiliyor. Yani doğru yerdeyiz. Şimdi nereye gideceğimizi bulmalıyız. Otoban tam tamına 13 bin kilometre uzunluğunda. Yani arka arkaya dizilmiş 100 bin futbol sahasından daha uzun. İşte o sırada Mason James bir kale gördü ve bu kayıp hazinedeki kaleye benziyordu. İşte budur. Mason James yeri bulmayı başardı. Peki ama şimdi... Hey! Çekil yolundan Mason James! O hazine benim olacak! Ah, işte diğer macera perest Emerson Felix de burada. Peşimden gelmiş olmalı. Araban çok hızlı gibi duruyor Mason. Emerson hazine toplamayı sevdiği gibi araba toplamayı da sever. Ama bu görev için en doğru araba onda demek değil. Şu hazine nerede? Bu esnada... Bu süper bir şey. Bu benzincide elektrikli araç şarjı var. Şarjı fullemenin vakti geldi. Emerson Felix'in hızlı arabası çok gürültülü ve çok güçlü. Ama sessiz ve güçlü olmak daha iyi olabilir. Kayla, çabuk! Audi e-tron'una atla ve olabildiğince hızlı sür. İpucunu çözmeyi başardım. Bunu söyleyeceğini biliyordum. Yola çıktım bile. Ne oldu? İpucunda sessiz ve hızlı geç diyordu. İşte bu yüzden gizemli kutudan süper sessiz elektrikli araba çıktı. Bu araba hem hızlı hem sessiz. Hey! Nerede bu hazine? Emerson Felix'in arabasından çıkan o ses sayesinde şunu fark ettim. Hazineyi bulabilmek için bu noktadan sonra hızlı ve sessiz olmalıyız. Hazineyi bulmalıyım. Evet. Ve belki birbirimizi geçmemiz gerekiyordur. Ben de tam böyle düşünmüştüm. Hadi bir deneyelim. Burada hazine yok. Çok hızlı gidiyordum. Burada hiçbir şey yok Mason James. O kadar emin olma. Hazır mısın Kayla? Şarjım tam ve tam iyi hazırım Mason James. Bir, iki, üç, hadi. Vay canına. Daha hızlı gitmeliyiz. Hey! Her ne yaptıysanız arabamın radyosu birden açıldı ve kapandı. İşe yarıyor. Daha da hızlı gitmemiz gerek. Hızlı mı? Daha hızlı. Otobanın bu kısmında hız sınırı yok. Hazır. Yerini al. Hadi. Daha hızlı. Daha hızlı. Vay canına. Kayla bak. Arabaların hızı gizli bir kapıyı aktive eden bir enerji dalgası yarattı. Oo, işte burada. Hey, kapım kilitlendi. Aa, açıldı. Hayır, yine kilitlendi. Şu enerji dalgası kapı kilidimi mahvetti. İyi misin Emerson Felix? Evet. Ama o hazineyi bana verirsen çok daha iyi olurum. Asla olmaz. Bu gizemi çözme vakti geldi. Bu düşündüğüm şey mi yoksa? Mason James haritanın son parçasını da yerine koyuyor. Başardık. Peki ama bu neyin haritası? Bir saniye. Bak, bu pusula hatalı. Bu Florida haritası. Yani güneşli eyalet. Gizem çözüldü. Ya, emin misin? Mason James ve kardeşi haritayı çevirince arkasında gizli bir mesaj buluyor. Tebrik ederim. Başardın. Şimdi bu haritayı çok iyi koru ve arabalarınla pratik yap. Sıradaki dünya turu macerasında onlar seni yıldızlara götürebilir. Süpermiş. Mason, Kayla, yemek hazır. Bu haritayı çok iyi koru. Yani o zaman yeni macera Florida'da mı? Florida'da hangi yıldızlar var? Belki de hazine çok parlaktır ya da çok yüksek bir yerde dönüyor ya da bir yıldız şeklindedir. Mason James, dünyaca ünlü kaşif. Efsanevi hazineyi ormandaki volkanda kaybolmadan önce bulmak için zamana karşı yarışıyor. Orman
kilometrelerce uzunlukta. Vay canına! İşte Kayla Volkanı! Birkaç dakika sonra bütün vadi ateşler içinde yanabilir. Hadi Quester, bana gücünü göster! Galiba vadinin dışına çıktık. Ama bu dağ yollarında ilerlemek çok güç. Ekstra çekiş gücüne ihtiyacım var. Şimdi. Sıkı durun. Mükemmel bir inişti. Şimdi şu hazineyi bulalım. Kayalık alan, dikkat! İşte hazine göründü. Çok az kaldı. Ne? Yol bitti. GPS'te bu görünmüyor. Sel nedeniyle çökmüş olmalı. Burası çok dik. Winch kullanmalıyım. Harika bir atış. Şimdi bizi motor yukarı çekecek. Hadi Quester. Aferin. İşte böyle. Alışverişe gidiyoruz. Bizimle gelecek misin? Geliyorum anne. Hey evlat, dışarıdayken bir sonraki macera için bana şey alabilir misin? Daha hızlı bir şey olsun ama zorluklara dayanabilsin. Tabii alırım Mason James. Bu dünyaca ünlü kaşif Mason James değil mi? Merhaba arkadaşlar. Size yeni bir şey getirdim. Bu yeni bir kamyon mu? Harika görünüyor. Her zaman yerel kahramanlar ararım. Hadi merdivenleri kontrol edelim. Buna vakit yok. Bir yerde yangın çıktı. Bas gaza. Dikkat edin. Çekilin yoldan. Köpek. Zuku tutunun. Hortumları bağlayın. Merdiveni hazırlayın. En üst pencereye su sıkın. Merdiveni uzatın. Zemin katın temizlenmesini istiyorum. Orada çok duman var. Dikkat! Ucuz atlattık. Hey! Bu nedir? Yukarıya ışık tutun. Bu bir çocuk. Merdiven oraya yetişemez. Dayan biraz. Seni aşağı indireceğiz. Al getirin. Sakın korkma. Aşağı atla, biz seni tutarız. Başardın Mason James. Birlikte başardık arkadaşlar. Tebrikler.
Hepimiz güzel bir yemeği hak ettik. Tüm birimlerin dikkatine! Ormanda gittikçe büyüyen bir yangın çıktı. Bütün acil durum araçlarına ihtiyacımız var. Görünüşe göre yemeği daha sonra yiyeceğiz. Ulaşabileceğimiz herkese haber vermeliyiz. Yeni bir görevimiz var. Kaşif Mason James, efsanevi tek gözlü dev timsahı aramak için Everglades'e giderken Florida'nın ünlü timsah yolundan geçer ve o sırada... Arabadan dikkatli bir şekilde dışarı tırmanabilir misin? Emniyet kemerim sıkışta, dondurmalar eriyor ve yavru köpeğim de arkada. Her zaman bir yavru köpek olur. Sıkı tutun! Hepinizi çekip çıkaracağım. Acaba? İşte buldum. Sıra buldozerdi. Sıkı tutun. Bu toprakla çukurun kenarlarını seni dışarı çekebilecek kadar sağlamlaştıracağım. Sıkı dur. Neredesin? Kurtuldum. Oo, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Dondurma için her şeye değer. Son bir şey kaldı. Evet, artık Everglades'e gidebiliriz. Teşekkürler Mason James. Artık efsanevi tek gözlü dev timsahı aramaya devam edebilirim. O ne böyle? Gözlerime inanamıyorum. Efsanevi, tek gözlü, dev, mavi timsah. Efsaneler beni şaşırtmayı hiç bırakmıyor. Mason, ciyaklayan mavi timsahını gördün mü? Ben görmedim ama sanırım Mason James gördü. Mason James onu hava yoluyla buraya getirebilir mi? Acilen veterinere gitmesi gerekiyor, hemen. Bu arama bir kurtarma operasyonuna dönüştü. Hadi timsah, seni sağlığına kavuşturalım. Paris Kulesi, Paris Kulesi! Burası Fiyer Hava Yolları'nın 175 sefer sayılı uçağı. Piste yaklaşıyorum ama göğüs kapalı. Tekrarlıyorum, pisti dövemiyorum. Anlaşıldı, 175. Burada bir elektrik kesintisi var. Yukarıda şiddetli bir fırtına başlamak üzere ve bu kuşu indirmemiz gerek. Anlaşıldı 175. Pistin ışıklarını yeniden açmaya çalışıyoruz. Negatif Paris Kulesi. Fırtına yüzünden hemen acil iniş yapmamız gerek. O ışıkları hemen açmalısınız. Bunun için bir yol, bir şey ya da Winnie bulmalısınız. Uçuş 175. Ben Mason James. Olağanüstü maceracı Mason James mi? Sen burada ne yapıyorsun? Sen yere indikten sonra sütlü kahve içerken anlatırım. Nasıl yardım edebilirim? Fırtına bizi düşürmeden önce pistin ışıklarını açabilirsin. Üzgünüm 175. Paris elektrik santrali çalışmıyor. Ne? Benim kadar üzgün olamazsın. Eğer yakında havaalanını bulamazsan bu şey kim bilir nereye indi?
olabilirim. Dayan, bir fikrim var. Umarım hızlı bir fikirdir. Riskli. Ama eğer farlarımı görebilecek kadar alçaktan uçabilirsen seni piste götürebilirim. Bu çılgın bir fikir. Nasıl o kadar hızlı gideceksin? Çok kolay. Ben Mason James'im. Madem öyle diyorsun. İşte geliyorum. Beni görebiliyor musun? 175. Görüyorum. Temiz bir iniş oldu. Matchbox havaalanına hoş geldiniz. Yaşasın. Kurtulduk. Başardık. Merci Mason James. Ha? Fransızca teşekkür ettim. Rica ederim. Hadi bunu kutlayalım. Maalesef başka bir zaman. Sırada yeni bir macera var. Bu fırtına macerası bana bir ömür yeter. Belki de daha sıcak bir yere gitmeliyim. Biraz huzuru hak ediyorsun. Bunun olacağından emin değilim. Dünyaca ünlü kaşif Mason James yine zor bir durumda. Çölde hızla ilerlerken... Kod adı öğretmen olan kötü ajan Elena Crabtree'den kurtulmaya çalışıyor. Vazgeç Mason James. Süre azalıyor. O çok gizli belgeleri asla zamanında teslim edemeyeceksin. Beni durdurabileceğini mi sanıyorsun Crabtree? Gizle de gör. Ben seni her zaman her yerde geçerim. Sen öldürsün. Olamaz. Sütunlar. Şansımı deneyeceğim. Evet. İyi denemeydi Crabtree. Siz aptallar. Burada sıkışan ben oldum. Ama Mason James henüz kurtulmuş değil. Çok az yolum kaldı. O ya da çok az benzinim. Şansıma burada bir benzin istasyonu varmış. Depomu burada doldurabilirim ve canım biraz yemekle bayat kahve çekiyor. Bu arada tapınağın orada. Kötü ajan Crabtree'nin adamları yolu neredeyse temizlediler. Vakti geldi. Seni yakalayacağım Mason James. Bu arada... Acaba burada o küçük paketlerdeki ay çekirdeklerinden satılıyor mudur? İşte seni yakaladım. Ne? Benzinim mi bitti? Depomu doldurdum ve gitmeye hazırım. Hadi şu çok gizli belgeleri teslim edelim. Seni bir gün yakalayacağım Mason James. Yemek hazır çocuklar. Mason ödevini bitirdiyse gelin. Bayan Crabtree'ye şimdi gönderdim. Hadi gidip biraz yemek alalım. Galiba herkesin depoyu doldurması gerekiyor. Kayla, yanımıza fazladan bir şeyler alalım. Çok antrenman yapmamız gerek. Boş mideyle Le Matchbox 5000'de yarışamam. Her sene düzenlenen 100. Le Matchbox 5000 için start çizgisinde sıralandılar. Birkaç gün sürecek kıtalar arası 5000 kilometrelik bu yarış her tür arazide, tehlikeli virajlarda, dik dağlarda ve volkanik platolarda ilerleyecek. Nihayet acımasız çölü de geçecek.
ve Dakar'daki finish çizgisinde son bulacak. Bütün yarışçılar hazır ve buna Mason James de dahil. Mason, BMW 8 ile çok hızlı yarışacak gibi görünüyor ve yarış başladı. Seyirciler çılgına döndü. Evet. Maceracı Mason James ön alçalıyor. Ve yarışçıların İngiliz sürücü Freddie Hampton'a da çok dikkat etmeleri gerekiyor. Bu ne, bir muz araba mı? Evet arkadaşlar, kendini kanıtlamak isteyen her yarışçı risk alıyor. Le Matchbox 5000'de her şey serbest. Bu yol yarışında hiçbir kural yok. Aa, olamaz. Hampton'ın muz arabası yoldan çıktı ve kaza yaptı. Freddie Hampton'ın durumu iyi görünüyor ama arabası alevli muza dönebilir. İtfaiye birimi yangını söndürmek ve onun güvenliğini sağlamak için yola çıktı. Diğer sürücüler hızla yanından geçerlerken ona el sallıyor. Görüşürüz, hoşça kal. Hasta la asla. Acımasız bir yarış olan Le Matchbox 5000'de planlı pit stoplar yok ve hava sürekli değişiyor. 5. gündeyiz. Mason James yarışta 400 metre önde. Artık diğer sürücülerin James'i geçebileceklerini sanmam. Lastik patladı. Ben burada yedek lastiği nereden bulacağım? Cevap, ben Mason James, tamam. Fransız pilot, sen burada ne arıyorsun, tamam. Seni Le Matchbox 5000'i kazanırken izlemek için Dakar'a uçuyordum tabii ki, tamam. Evet, ama sanırım az önce 5000'i kaybettim. Birden lastiğim patladı. Artık onları asla yakalayamam, her şey bitti, tamam. Peki ya dağ geçidi? Onu buradan görebiliyorum. Doğudaki rüzgar çiftliğinin yanından geç. Bir kestirme, çok iyi düşündün. Eğer daha uygun bir araban varsa o zaman olur tabii. Bir saniye, galiba biraz daha zorlu koşullara çok uygun bir araban var. Le Matchbox 5000'de her araba yarışabilir. Hadi Jeep, onlara neler yapabileceğini göster. Gözlerime inanamıyorum. Araba değiştiren Mason James birden ortaya çıktı ve tam zamanında finish çizgisini geçti. Mason James başardı. Felaketi yaşayacakken birinciliğe yükseldi. Bu olağanüstü maceracıyı şimdi ne bekliyor? Her zaman yeni bir macera vardır. Bazen sadece aramak gerekir.